Cümleten selamünaleyküm sevgili dostlar. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dostlar, Fenerbahçe'miz yeni sezona resmi olarak dün başladı. Bu son dakika gelişmesinden hepiniz haberi vardır. Jorge Jesus'tan ilk mesaj. İlk günün ilk mesajı. Kazanmak her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir. İle başlayan bir maraton. Kazanmak her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir. İle başlayan bir maraton. Aynı zamanda da Fenerbahçe'mizin Şampiyonlar Ligi'nde Rakibi Dinamo Kiev oldu ve Fenerbahçemiz e, Dinamo Kiev'i elerse eğer inşallah. Üçüncü ön eleme turundaki muhtemel rakipleri Monaco, Midjiland-AYK-Larnaka eşleşmesinin galibi. E, Strumgras ya da Union-Saint-Gilloise ki ben e, bir tahminde bulunmuştum. E, Union Saint ise yani Union SG küfür gibi bir takım. Ne bileyim içimden öyle geçiyordu. Yani Dinamo Kiev ile eşleşiriz onu geçer sonra da Union SG ile eşleşiriz diye geçiyordu. Ayrıca olsun ilk maç Polonya'da olacakmış sanırım. Ee, Polonya mı dediler ya? Ukrayna'daki savaştan dolayı. Rakibimizin 5-6 aydır herhangi bir resmi maç yapmaması çok büyük avantaj bizim açımızdan. Ama psikolojik olarak kötü durumda olan takımın da Yani <laughs> Psikolojik olarak Kötü durumda olan takımı da arkadaşlar Ne yapacağı belli olmaz patlamaya hazır bomba gibidir Onu da hep göreceğiz Şimdi Fenerbahçe'nin de şampiyonlar ligine bir an önce gitmesi lazım En azından maddiyat sağlamak açısından arkadaşlar Bunu da konuşalım Şimdi Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını yapan Bahattin Duran ve Tarık Ong'un Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini noktaladıklarını açıklamışlar. E, tipi tipe benzeyen bir abimiz vardı. E, artık yok inşallah. Cüneyt Çakır da Türkiye'deki kariyerini noktalar. Kendisinden e, hiç haz etmem. Kendisinin özellikle 3 Temmuz sürecinden sonra Fenerbahçe'yi yaptıkları çok ayrı bir olay. Şimdi bir konuda anlaşalım. Hocam medyaya isim düştüğü zaman transfer niye iptal olur? ya da iptal olur mu? Bakın şöyle bir gerçek var. Şimdi benim bilgim kadarıyla dört büyüklerden bir tanesi bir forvetten anlaşıyor. Başka bir araya giriyor. Forvetin fiyatı çıkıyor. O da alamıyor. O da alamıyor. Sonra başka bir forvete daha yöneliyor. Yine başka birisi araya giriyor. O da alamıyor. O da alamıyor. Yani ikisi de alamıyor. Misal. Yani aklıma gelen şey bu. Araya birileri giriyor. Mesela Abdülkerim Bardakçı. Sosyal medyaya bakarsanız bir gün Fenerbahçe alıyor bir gün Beşiktaş alıyor ama işten karlı çıkan Konya Sporu diyor. Şimdi araya birileri girdiği zaman bir şeylerin fiyatı değişebiliyor arkadaşlar. Yani bir şeylerin fiyatı değişebiliyor. Buna alışkın olun. Mesela mesela şunu söyleyeyim size. Trezege yani bu Kasımpaşa'da oynayan bu sezonda Başakşehir'de kiralık olan Trezege. Trezege'nin temsilcisi yani Yavuz Savuncuoğlu'nun duyumuna göre Trabzonspor ile sözleşme detayları görüşmek için İstanbul'a gelmiş. Trabzonspor'un teklifi 3 milyon euro. Sonraki satıştan %15 pay. Yalnız Aston Villa geri zekalı değil. Sonraki satışın olmayacağını bildiği için 4 milyon euro diyor. Net konuşuyor. Şimdi bakın 4 milyon euro diyor net konuşuyor. Trezeguet'e yıllık 2,5 milyon euro maaş istiyor. Şimdi bakın arkadaşlar bu transferi niye söyledim? Ya da bu bilgiyi niye verdim? Bu bilgiyi şu yüzden verdim. Fenerbahçe'nin adı çıktığı zaman dedim ki arkadaşlar menajeri dedik ki size 4 milyon euroya getiririm. Yıllıkta 2,5 milyon euro istiyoruz. Bizim önerdiğimiz maaş 1,2 artı şampiyonluk bonusu 500 bin euro gibisinden bir şey önerdik. E, bu gidişten olmayacak demiştim. Bak aradan Belki de 3 hafta geçti. Belki de 4 hafta geçti. Kanala bakın bir sürü Trezege videosu var. Gerçi bazı arkadaşlar görmesine rağmen inkar etmeyi çok iyi biliyorlar. Bir sürü Trezege videosu var. Orada açık ve net bir şekilde bunları belirtmişim. Şimdi bak. Baktığın zaman dersiniz ki hocam hani Trezege'yi Fenerbahçe alıyordu. Ya arkadaşlar Fenerbahçe alıyor demiyorum. Şartı anlatıyorum. Şu diyorum bu diyorum bitti. Bakın aradan 3-4 hafta geçmiş. Aynı şartlar Trabzonspor için geçerli. Şimdi bu niye böyle biliyor musunuz? Bak sosyal medyada yankılandı, çalkalandı. Trezegen'in şartlarını herkes duydu. Bu sefer işine gelen alır. Şimdi Trezegen'i 10 tane takım istesin 2,5 değil de 3 verene gider. 4 verene gider. Gerçi Galatasaray 4 verir en fazla da. Yani durum bu. Anladınız mı arkadaşlar? Ha ben şey de merak ediyorum. Trabzonspor'un 500 tane kanat oyuncusu varken Trezegen'i ne yapacak onu da ayrı merak ediyorum ama o beni bağlamaz. Ankara gücü Portekiz ekibi Gil Vicente forması giyen orta saha Pedrinho'yu transfer ettiğini resmen açıklamış. Bakın Pedrinho. Bak Pedrinho. Ee, i̇ki tane Pedrinho var. Birisi Gil Vicente'de birisi şeyde. Hatırladınız mı bilmiyorum ama bunu Fenerbahçe'ye yazmışlardı. Merkez orta saha 1.70. Ve bir e, Pedrinho'yu. Geçen sezon Portekiz'de 33 maçta 1 gol 14 asist. Şimdi hatırladınız mı? Ben bunu yalanlamıştım. Bu değil ama Portekiz'den bakıyoruz diye. Ee, Ankara gücüne hayırlı uğurlu olsun ne diyelim. Şey diyemeyiz. Fenerbahçe içinde yine ilk kap duyumu diye vermiştim. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hatta kanalımızda da var. Forvetim, yeni forvetimiz hayırlı olsun diye. Ee, 15 Mayıs civarındaydı. Ben bir kap bildiriminde bulunmuştum Fenerbahçe adına. Bir forvet kapı. Kimdi o kap? Bugün, daha doğrusu dün Fenerbahçe'nin resmi olarak duyurduğu transferimiz. Fenerbahçe'den bir resmi transfer daha. Daha doğrusu bir kap daha. Yani Fenerbahçe'den bir kap daha resmi açıklama geldi. Ensar Brahiç. Yani Ensar Brahiç. Resmi açıklama da geldi arkadaşlar. Fenerbahçe Sırbistan temsilcisi Partizan'ın altyapısına yetişen genç futbolcu Ensar Brahiç'i transfer etti. Fenerbahçe Brahiç'i kadrosuna dahil etti. Yapılan açıklamada serbest statüde bulunan 18 yaşındaki futbolcu ile amatör sözleşme imzalandığı belirtildi. Burada amatör sözleşmeden kasıt 3 yıllık arkadaşlar. Ben öyle biliyorum. Brahiç yeni sezonda kulübün 19 yaş alt takımında forma giyeceğine aktarılıyor. Bu şey bu şey bunu anlamanız için söylüyorum. Şimdi biz 19 yaş altı takım için transfer ettik ya. Yabancı kuralında dahil değil arkadaşlar. Yabancı kuralında dahil değil. Bilginiz olsun. Mesela Jorginho'yu altyapıya aldık ya. Yabancı kuralına dahil olmuyor arkadaşlar. Yani bilginiz olsun. Burada da böyle bir şey olduğu için mesela 28 kişilik kadro kurabiliyorsun. Onları falan da düşürmüş oluyorsun arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, peki hocam bu arkadaşla ilgili arkadaşlar bu arkadaşla ilgili çok net açıklamalarda bulundum. Yani bura için scoutingini yaptık. Bura için eee kes videolarını izleyip anlattık, ettik. Hayırlı uğurlu olsun. 3 yıllık sözleşmesi var ve Fenerbahçe'de. Yani bugün itibariyle Fenerbahçe'nin forvet tandemi bugün itibariyle aslında burada da inceden bir duyum vereceğim ama açık açık söyleyeyim. Çok ince bir duyum vereceğim. Dikkat edin. Fenerbahçe'nin bugün itibariyle forvetleri Serdar Dursun, Berisha, Samatta, Valencia, Ensar Brahiç, Arda Okan Kurtulağan. Yani 6 tane forveti var. 6 forvet demeyelim de biraz açık mı konuşayım? Şimdi Serdar Dursun kesin olarak kadroda kalacak bir. Berişer için sosyal medyada bir yangın vardı ee, dün. Ee, Serdar Dursun'dan memnun kalması için şöyle yapıyor böyle yapıyor vesaire vesaire diye. Bu bir. İkincisi arkadaşlar bakın Samat da şu anda bazı görüşmelerde. Hadi size müjdeyi vereyim. Allah nazardan saklasın inşallah olur da buçuk milyon euroya bir Arap kulübüne gider. İkincisi Valencia'da görüşmelerde. Valencia'nın da görüşme yaptığı yerler var. Onu da söyleyeyim. Ama ben Valencia'yı şu an için bir şey diyemem. Samatta ve Valencia biri Samatta buçuk Valencia iki 2,5'a giderse şaşırmayın. Berişa için pek iyi öyle dedi. Arkadaşlar şu anda e, kampta olan olmayan bazı futbolcular var. Jesus da mecburen eldekini değersizleştirmemeye çalışıyor. Çok kurt bir hoca. Yani sizin bildiğiniz sıradan o teknik direktörlerden değil bu adam. E, bu adam bir şeylerin taktiğini yapıyor. Bırakın peşine gidin. Ben çok büyük bir iddiada bulunuyorum. Fenerbahçe bak Gabigol e, Erison bir de Portekiz'den bir futbolcu var. Forvet. Yok pardon. Dembele var. Musa Dembele. Bir de Portekiz'den bir futbolcu var. Dört. Dört forvetin dördüyle de görüşüyor. Nasıl sadece yani Berişan'a memnunmuş. Bana anlatamazlar. Ha şu var. Hocam biz bu dört futbolcuyu alamayacağız değil mi? O yüzden böyle yaptılar. Yok arkadaşlar görüşmeler ilerliyor. Bak. <laughs> nazar değmeyeceğini bilsem Derim ki Fenerbahçe'nin A plus bir hocası, A plus bir forveti olmak üzere derim ama nazar değeceğinden korktuğum için böyle bir şey söyleyemem. Lincoln yorumu. Bu arada Arda Okan Kurtulan demişken Süper Lig'den bazı takımlar Arda Okan Kurtulan'ı istiyor. Oynatma garantisiyle isteyen takımlar var. Yok takım var. Oynatma garantisi isteyen takım var. Normal kiralık isteyen takımlar var. Bilginiz olsun Arda Okan Kurtulan'la ilgili. Alt liglere verecek olsak, bugün verecek olsak kaç tane temsil şeyi var? Yani fanatiği var. Kanat, kanat, forvet diye. Mesela ben olsam kime veririm? Ben olsam ee, değişik bir takıma veririm ya. Sıcak iklim takımına. Mesela Alanya Spor'a, işte Antalya Spor isterse Antalya Spor'a, Adana Demirspora. Hani ben olsam bunlara veririm arkadaşlar. Düşünsene mesela Adana Demirspor'da Yunus Akgün neye dönüştü? Değil mi? Yani Arda Okan Kurtlar oraya gitse bir Yunus Akgün'e dönüşse enfes olur. Bu arada bugün ilk idmanda çok tuhaf bir şey dikkatimi çekti. Sizin çektim bilmiyorum. Jorge Jesus konuşurken bazı futbolcularda yani tahminime göre gözlemlediğime göre Portekizce bilmeyen futbolcularda bir kulaklık vardı. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Muhtemelen ses karmaşası olmasın diye anında çeviri yapıp dinletiyorlar. Yani ben ilk defa şahit oldum bu olaya. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani onu da söylemiş olduk. Değerli kardeşler. Ama Erdoğan Kurtulan yetenekli bir çocuk ya. Lincoln yorumu. Jesus yeni bir mesut yaratmak istiyor demiş. Yaratmak Allah'a mahsustur. Haşa deyin. Bu kelimeyi kullanırken dikkat edin. Jesus Mesut Özü çalışmayı düşünmediğine vurgu yapması. Bunun üstüne transfer hamleleri 10 numara mevkisinde Lincoln Henry ile başlaması. Şimdi sosyal medyada ben bir de bir olay gördüm. Diğer kısımda konuşacağım detaylı bir şekilde ama. Hocam Lincoln'u kanatlarda oynatmak için almış diye. Yani Fenerbahçe şey satın almış. Araba satın almış. Ama arabayı sadece şey için kullanacakmış. Güneşli havalarda altına girip gölgelik yapmak için kullanacak diye duydum. Ona kadar mantıksa bu da o kadar. Lincol'de Mesut yaratmak istiyor demiş haşa. Şimdi Usta Teknik Adam yeni bir Mesut oluşturmak istiyor şeklinde yorumladı. Mesut Özil gibi sol ayaklı, ofansif, 10 numara, gelişime açık yapısı, oyun zekası. E, bu arada Mesut'tan farkı dribling özelliği çok yüksek. Şimdi Fenerbahçe'de Kim Minji var, Miguel Crespo var, Diego Rossi, Atilla Salahi var. Aynı bu, bu, bu isimlerin ortak özelliğini kazan kazan futbolcular bunlar. Ve kazan kazan futbolculardan benzer özellikler. Jesus alınmasını çok istedi. 44 maçtan e, 7 gol, 10 asist. Her baba yiğidin harcı değil. Henüz 19 yaşındayken e, Çaykur Rizespor'a geldi. Orada bile memnun bıraktım. Eski takım transferden pay alacak diyor Fenerbahçe 3.5 veriyor. Bu bize alakadar etmez. Ben şunu söyleyeyim. Lütfen ama lütfen. Lincoln'ü süperstar ilan etmeyin. Bir. Bir. İkincisi arkadaşlar yani Lincoln'ü süperstar ilan etmeyin. Bir. İkincisi rica ettiğim ikincisi de şu. Lütfen ama lütfen çöp de ilan etmeyin. İki konuda rica ediyorum arkadaşlar. Yalvarıyorum bak iki konuda yalvarıyorum. Lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. Yapmayın, etmeyin. Gözünüzü seveyim. Yani denilecek çok şey var ama bir şey demek istemiyorum. Ayıp olur diye bir şey demek istemiyorum. Etmeyin, eylemeyin arkadaşlar. Gözünüzü seveyim ya. O çöp, bu çöp, şu çöp. Ya bir 450 dakika izleyin. Çok zor değil. 450 dakika izleyin. yorumunuzu siz yapın arkadaşlar. Siz yapın yorumu. 450 dakika izleyin ama olur mu? Rica ediyorum bak. Fenerbahçe futbolu takımını 900 dakika izlemeden, Fenerbahçe'nin herhangi bir transferinde 450 dakika izlemeden yorumda bulunmayın. Bak rezil olursunuz. Bir maç oynadı, ilk maçı süper oynadı. O müthiş. Yaraguva sığdıramıyoruz. Sonra rezil olursunuz. Etmeyin, eylemeyin o yüzden rica ediyorum sadece. Son haberimiz ee, son haberimiz Musa Sisokko Fenerbahçe'ye önerildi. Bak 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 bak. Jesus Sönderli'nin transfer çalışmaları sürdüren gündeme sürpriz isim geldi. Ortası arayışında Fenerbahçe İngiltere'den teklif aldığı ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin İngiltere'den teklif aldığı ortaya çıktı. Watford ile Premier Lig'den düşen Musa Sisokko menajerler tarafından sarı lacivertlere önerilmiş. Daha önce Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş. İstanbul'a bile gelmiş hatta da. Birçoğunuz inanmıyordunuz. 5 sene toplum forması. Geçen sezon başında 3.5'a Watford'a gitti. Takım ligden düştükten sonra ayrılma kararı aldım. Fenerbahçe yönetim Fransız Yıldız'ın şartlarını öğrendikten sonra Jesus'a sunacak. Portekiz hocanın yanıtına göre girişimler başlayacak. Şu anda kanalda bir video var. Abdülkerim ve William Carvalho Fenerbahçe'de diye. Arkadaşlar bakın, ben kolay kolay hani böyle net ifadelerin olduğu videolar çekmem. Yani ee, bunları çok kolay kolay yapmam arkadaşlar. Ama yani ama. Şimdi Abdülkerim ve Carvalho olayını da size net olarak anlatayım. Bu arada Musa Sisokko'yu da söyleyeyim. 16 Ağustos 89 doğumlu 32 yaşında. 4.5 milyon euroya kadar gerilemiş piyasa değeri 1.87 boyundaki merkez orta saha oyuncusu. Yani mali asıllı. Ee, şöyle bir durumu var. Bu sezon 38 maça çıkmış, 3311 dakika, 2 gol, 1 asist. 3.5 milyon euro verdikleri adama piyasası 10ken ve yıllık ücreti de yüksek adamı ben Fenerbahçe'nin alacağını zannetmiyorum. Elden çıkarmak isteyeceklerdir ama e, Sisokko muhtemelen o civarlarda dolanacaktır diye düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi e, ben William Carvalho ile ilgili de fikrimi belirteyim. Zikrimi belirteyim. Abdülkerim Bardakçı ve William Carvalho. Bakın çok net olarak iki isimle ilgili. Zaten bir önceki videoda açıkladım. Orada bilgiler var, duyumlar var. Hocam şahsi fikrin nedir? Gelir mi? Gelmez mi derseniz şahsi fikrimi soracak olursanız. Valla Abdülkerim Bardakçı da William Carvalho da Fenerbahçe için çok ama çok mantıklı iki isim. Niye mantıklı? Birincisi eğer Gustavo'yu gönderiyorsan yerine William Carvalho'yu çekiyorsan. Eğer Gustavo'yu çekerken ucuza, uyguna çekebiliyorsan kesinlikle isterim. Kesinlikle isterim. bilim Hocam Carvalho şöyle kötü. Böyle kötü. Ya arkadaşlar bazen de Ersan'a hak veriyorum. Size de yani şeyler müstehak. Çöpler müstehak. Ya adamın piyasa değeri 16 milyon euro. Yani piyasa değerini geçtim. İsterse 500 milyon euro olsun. Ya oynadı oyuna bakıyorsun. Top dağıtmaya bakıyorsun. Hücum katkısına bakıyorsun. Daha ne yapacaksınız? Bir de <laughs> yakalamışsın basit bir yerinden. Yani basit bir yerinden yakalamışsın. Devam et gitsin. Yani o yakaladığın yerden devam et gitsin. Hiç uğraşma. Çünkü çok güzel bir yerden yakalamışsın. Ben Carvalho bu kadar aşama kat Hadi Carvalho olmasa da zaten öbür 9 milyon euroluk arkadaşla ilgili de konuştum. Bu varken kesinlikle konu geleceğini zannetmiyorum. Bir. İkincisi Atilla Salahi'yi burada konuştum ama diğer kısmına biraz daha detay vereyim. Atilla Salahi'ye ve Kim Min Ji'ye biraz açıkçası yol göründü gibi zaten dünkü videolarda da net var Kim Min Ji olayı. Henrique de e, en azından Dinamo Kiev maçından önce gelmiş olduğu Buruma olayı var. Buruma da gelmiş oldu Fenerbahçe. Ye. Yani baktığı zaman Fenerbahçe 19 Temmuz'a kadar yani bir ay üç gün var yaklaşık olarak ya yani bir ay bir hafta diyelim yaklaşık olarak diyelim takım iskeletini hemen hemen kurmuş durumda. Yani bugün şu an çıkacak olsak şu an Dinamo Kiev'le şu an şu gün çıkacak olsan Altay, Osayi, Kim, Serdar, Erdi, Crespo, ıı, belki İrfancan, önüne Lincoln, sağda Buruma, solda Rossi, Forvet'te Berişen'e çıkacaksın. E baktığın zaman hemen hemen zaten hazır bir kadro ama dahası da gelecek. Ben 19-20 Temmuz'a kadar Fenerbahçe'nin herhalde 3-4 tane daha kap yapabileceği görüşündeyim. Bakalım peş peşe mi gelecek, yarım yarım mı gelecek ama peş peşe kaplara da hazır olun. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Başka konuşmadığım bir olay var mı? Samat dayı söylediğim sürpriz, Valencia'yı söyledim sürpriz, Arda Okan'ı söyledim sürpriz. sürpriz. Mesut'la ilgili Mesut Fenerbahçe'den ayrılmadı, herhangi bir yere gitmedi arkadaşlar. Yanlışım yoksa kız kardeşinin neydi? Üzerinde düğünü var. Onun için Almanya'ya gitti. Kampa katılmadı. Bakalım. O da illaki kulüp bakıyordur. İstenmediği yerde durmayacaktır herhalde. Arayışlar içindedir diye düşünüyorum. Bakalım sonumuz hayır olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bu arada videolara izlenmeler beğeniler arttığı için açık açık duyum veriyorum. Şifreli hiçbir duyum vermedim bu videoda. Açık ve net olarak konuştum. İnşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar. Görüşmek üzere.